Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Efendim hayırlı geceler, hoş geldiniz. Günlerden Ramazan ve Cuma. Cuma vakti. Camideler. Cemaat tek tük camiye girmekte. İmam kürsüde. Girenlerin arasında o da var. Hızır aleyhisselam. Kendisi orta yaşlarda biri gibi gidiyor, bir köşede oturuyor. Kürsüde imam sohbete başlıyor. Hazreti Hızır'ın yanına 40 yaşlarında yine bir adam gelip oturuveriyor. Cami yavaş yavaş dolmakta. Adam bir müddet sonra uyuklar bir vaziyette sallanmaya başlıyor. İçi geçmiş. Ha uyudu, ha uyuyacak. Hızır aleyhisselam şöyle arada adamı dürtüyor. Hani kalksın diye. Bir kez, iki kez yok. En son biraz daha şöyle sert bir şekilde uyarıyor. Bak uyuyacaksın dese de adam ben uyumam uyumam. Beni rahat bırak der. Hızır aleyhisselam şaşkın. Neyse uzatmaz, ses etmez. Ancak ezan okundu okunacak. Adam da ha uyudu ha uyuyacak. Tabii onun iyiliği için bir daha dürtüklüyor. Bak uyuyacaksın dedim sana. Adam... Ya ben de sana uyumam, beni rahat bırak demedim mi? Hızır aleyhisselam daha da şaşkın. Ve o kişi konuşmasına devam eder. Bak, beni rahat bırak dedim. Bırakmazsan senin Hızır olduğunu burada herkese söylerim. O zaman buradan çıkamazsın. Bu kalabalık sakalında senin bir tane tel bırakmaz. Bırak beni. Bu ilginç olay karşısında Hızır aleyhisselam sessizliğe bürünür. Gözlerini kapar, boynunu büker ve Allahu Teala'ya yönelerek "Ya Rabbi, her şeyin aslını sen bilirsin. Bu nasıl iştir? Aklım karıştı. Bu kulun benim kim olduğumu bildi. Bu nasıl iştir ki bendeki listede bu zatın ismi yok? Her şeyin doğrusunu sen bilirsin Allah'ım." Ve cevap gelir. Sana verilen listede beni sevenlerin isimleri var. Evet, o ise benim sevdiklerimdendir. Ne diyelim? Allahu Teala sevdiği kullarından eylesin cümlemizi. Sevmek, seviyorum demek bugün bir iddia. İş o sevilenlerden olmak. Ve geçiyoruz bir başka menkıbeye. 1930'lu yıllara geliyoruz. Rize'deyiz. Anzer. Dünyaca balı ile meşhur olan yemyeşil yerler. Aylardan kış. Yaylacılık yapan Anzerlilerin bir kısmı aşağıya Rize'ye şehre inmemiş, kışlamışlar. Yazdan yığdıkları otlarıyla mallarını kıştan çıkarıp bahara eriştirmenin çabası içindeler. Hepsinin mal tabir ettiği koyunları, sığırları var. Tek tük birkaç tanesinin de kara kovanı bulunuyor. Şifa niyetine, ilaç niyetine küçük bir kavanozu dolduracak kadar balları oluyor çoğunun. O da zaten kış bitmeden tükenip gidiyor. Meryem hanım kardeşimiz yeni bir gelin. Beyini gurbete yollamış Samsun'a. O da o kış, akrabaları zaten hemen yan evlerde, o yaylada kışlamış. Sabaha kadar kar yağmış. Tam kürekle yolu açayım deyip kapıya yönelmekteyken kapısı çalınmış. Kapıyı açmış. Karşısında ihtiyar bir adam. "Kızım, ben aşağı Anzer'denim. Gelinim aş eriyor, canı bal çekti. Allah rızası için. Şöyle bir iki kaşık bal verir misin?" Meryem kardeşimiz düşünmemiştir bile. "Allah rızası değil midir?" der. Dibinde zaten 3-4 kaşık bal kalmış olan kavanozu kapar getirir, onun da yarısını ihtiyara verir. İhtiyar, "Allah razı olsun kızım, artsın, eksilmesin." der. Meryem kardeşimiz kavanozu koymak için geri döner. Kavanozun ağzını kapatayım derken bir de ne görsün? Kavanoz ağzına kadar balla dolu. Meseleyi anlar.
kapıya koşar, kar ile dolu yaylanın uçsuzluklarına doğru bakar, lakin ne bir insan vardır ne de karda bir iz. Gelen Hızır'dır. Kış bitmiş, yani aradan 3-4 ay geçmiş, her gün bal yediği halde o kavanoz her seferinde ağzına kadar balla dolmaya devam eder. Buna ilk önce şaşırır ama kimseye de bu sırrı söylemez. Yaza doğru Samsun'dan nihayet beyi yanına gelir. Beyine her gün bal verir. Bal bitmez. Hem anzer balı olacak, bütün kış kalacak, bir de her öğün kaşık kaşık yenecek ve bal bitmeyecek. Nihayetinde beyini bir merak sarmış. Yeni gelin hiçbir şey söylememiş. Beyi en sonunda, "Yahu hanım ne olur, beni seviyorsan söyle. Ne oluyor? Bunda bir iş var." Meryem, yalan da söyleyecek bir kardeşimiz değildir. Ağzı kapalı olan kavanozu eline alır ve tüm başından geçenleri tek tek anlatır. İşin garibi, elindeki küçük kavanozu açıp, "İşte bak ağzına kadar dolu" demek istediğinde, kavanozun dibinde yine iki kaşık bal kalmasıdır. Şaşırmıştır ikisi de. Bu da yaşanmış olaylar arasında yerini alıyor. Belki de bu sır anlatılmasaydı devam edecekti. Kim bilir? Aman siz siz olun, böyle bir şeyle karşılaşırsanız kimseye demeyin. Diğer menkıbeye geçmeden önce, validemin başından geçen, yani kendi ailemizden bir olayı da nakletmek istiyorum. Validemin anlattığını sizinle paylaşıyorum. Eskişehir'de Kırmızı Toprak Mahallesi'nde, ben henüz dünyaya gelmemişken 75-76'lı yıllar, bir gecekonduda oturuyorlar ailem. Çıkmaz yollar vardır bilirsiniz. Sadece bir giriş vardır, çıkarken de orayı kullanırsınız. Yol yoktur yani, orada biter. Böyle bir yerde oturuyorlar. Annem evde, evin hemen önünde de karpuz kavun satan bir dedemiz var. Kapı çalınıyor. Kapı çalınca evvela kim o diyor, açmıyor. Israrla bir daha kapı vuruluyor. Bu sefer kimsiniz deyince, aç evladım diyor. Sesinden diyor anladım, bayağı bir yaşlı bir amca. Hemen diyor başımı örttüm, şöyle kapıyı diyor, zaten gecekondu kapılarını belki bilirsiniz. Biraz böyle zorlasan zaten içeri girersin. Bir de onun arkasında bir çivi vardır. Bir yere tutturursun böyle birisi içeri dalmasın diye. O çiviyi de sokmuş, şöyle yüzünü görecek kadar açmış kapıyı. Bir baktım diyor, bir dede ama ayakta zor duruyor. Evladım demiş, bana bir bardak su verir misin? Tabii dede dedim diyor. Gittim diyor mutfağa, suyu doldurdum. İçti diyor, Allah senden razı olsun dedi diyor. Amin dedim. Sonra dedi ki, senin kocanın şöyle şöyle bir gömleği vardı, bildin mi? Ben de diyor tam saflığıma denk gelmiş. Evet evet dedim diyor. Kızım onu bana bir versen. Ona ihtiyacım var. Sana çok dua ederim dedi. Bu sefer diyor, yani insan düşünür değil mi? Benim kocamın, ki şimdiki gibi de değil, o zaman kılık kıyafet ne kadar sınırlı, kolay ulaşılabilir değil, nereden biliyor o tarif ettiği gömleği? Bunu diyor düşünmedim. Bunu isteyince ben de, dedeciğim onu veremem, evden bir eşyayı kocamdan izinsiz sana veremem. Sen akşam gel, o zaman al. Bir kez daha ısrar etti diyor. Bak kızım, ne olur sadece onu bir getir, ben sana dua ederim, yenilerini alırsın. Yine diyor ısrarına devam edince, ben de diyor dede ne olur beni zorlama, ben kocamdan habersiz bu evden bir şey veremem. Tamam kızım demiş. Ama yine sana dua ediyorum. Kocanın sözünü dinledin, doğru olanı yaptın ve diyor bana dualar etti diyor. Allah'a emanet ol dedi. Ben de elindeki bardağı aldım diyor. Kapıyı kapattım. Belki diyor 10 saniye geçti, belki 20 saniye geçti. Bu sefer düşünmeye başladım. Yahu çizgilerini, işte rengini, şeritlerini nereden biliyor? Zaten topu topu diyor. Babanın diyor 2 tane mi 3 tane mi gömleği var. Ya bu kimdir dedim. Hemen diyor, üstüme diyor şöyle bir abayı aldım, anahtarı aldım, evden çıktım. Evin hemen yan tarafında, zaten çıkmaz sokak, kavun, karpuz satılan bir yer var dışarıda demiştik. Orada bir dede duruyordu. Onlar da tabii tanıyorlar. Dede demiş, buradan bir tane
dede geçti az önce, gördün mü? Yok evladım demiş, ben sizin evinizin oradayım. Emin misin demiş, geçti mi? Evladım zaten bu taraf yolun sonu, gelse zaten önümden geçmesi lazım. Herhangi müşteri de gelmedi demiş, öyle kalmış. Bu da validemden işittiğim birebirden bir hatıraydı. Devam edelim. Efendim, Konya'da Ladikli Ahmet Ağa var. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir zat. Konyalılar bilir ve Hızır Aleyhisselam'la çok konuştuğu, çok görüştüğü bilinen birisi. Onun anlattığı bir hatıra var. Onu nakletmek istiyorum müsaadenizle. O zaman Akşehir Kaymakamı yanına gelmiş Ladikli Ahmet Hoca Efendi'ye. Tabii Ağa diye hitap ediyorlar. Ahmet Ağa demiş. Siz hep görüşüp duruyorsunuz. Bir de bana gösterin şu Hızır Aleyhisselam'ı. Ahmet Ağa, kaymakamın bu talebine şöyle yuvarlak çerçeveli bir cevap vermiş. Demiş ki, oğlum, nasipse görürsünüz inşallah. Ahmet Ağa'nın çok sevenlerinden olan o kaymakam, bir Ramazan günü iftara yakın iftar sofrasına oturmuşlar. Ailecek iftar topunu bekliyorlar. Birkaç dakika var. Kaymakam da tütün tiryakisiymiş. Tabii o tütünün tiryakiliğinin verdiği o ruh haliyetiyle biraz gergin. Kapısı 3 kez çalınmış. Çıkmış bakmış, kapıda bir adam. Bilseci, bilse alır mısınız efendi? Bir şeyler satıyor. Arkasında da bir deve geviş getiriyor geve geve. Ne desin kaymakam? Ya demiş, ne bilsesi be adam, ben ne yapayım? Peki efendi demiş, kızma ya, bizden sorması. Sanki ısmarlamış gibiydiniz de, emin misiniz istemediğinizi? Kaymakam sinirlenmiş, zaten canı burnunda, aklında tütün. Haydi demiş, iftarı şerifler hayrolsun. Çekmiş devesinin yularını, bilseci, bilse alan diye diye gitmiş. Kapıyı sinirle kapatmış, sofraya dönmüş. Kendi kendine mırıldanmaya başlamış. Allah Allah! Ya bu saatte demiş ya, iftara birkaç dakika kaldı. Ne satacaksan şu saati mi buldun? Mübarek iftar vakti. Fe subhanallah çekmiş. Neyse, bir müddet sonra tekrar Ladik'e gittiği zaman aşk olsun Ahmet Ağa demiş. Bize Hızır Aleyhisselam'ı daha göstermeyeceksin mi? E hacı baba, söz verdiydin diye sitem etmeye kalkınca Ahmet Ağa, size de aşk olsun hayguzum demiş. Kapınıza gelen Hızır'ı kovarsınız, ondan sonra da gelir bize bu sitemi yaparsınız ha demiş. Kaymakam şaşkınlık içinde. Ne demek o? Ne zaman geldi hacı babam? Diye sorunca Ahmet Ağa demiş ki, yavrum hatırla, Ramazan'ın son günlerinde. Siz sofrada beklerken kapınıza bir satıcı gelmedi mi? Bağırıp duran. E geldi. Devesinin semerindeki katran küplerine dikkat ettin mi? Hatırla bakayım, semere bağlı mıydı, değil miydi? Kaymakam demiş ki, ya ben bu tiryaki kafasıyla hocam nereden dikkat edeceğim ona? Oğlum demiş, içeceksen sen iç cigarayı. Cigara seni içmesin. Hem demiş, sen nasıl bir Hızır bekliyordun Allah aşkına? Şöyle yakası kartlı, kravatlı birini mi bekliyordun? Kolalı gömlekli, ütülü pantolonlu birini mi bekliyordun? Neyse, gördün işte gayrı. Görmedim diyemezsin. Kaçırdın ama gördün işte yine de. O da bir güzellik demiş ve teselli etmiş kaymakamı. Lakin kaymakam epey eyvah çekmiş tabii. Demek ondan diyorlar, her geceyi Kadir, her geleni Hızır bil diye. Bakarsın, sen de bir sınava tabi tutulmuş olabilirsin. Değerli kardeşlerim, bir de Osmanlı zamanına gidelim. II. Mahmud Han zamanındayız. Yaşlı bir kadıncağız duymuş ki, Hazreti Hızır her gün yatsı namazında yeni camide görülürmüş. Kendisi de zaten Hızır Aleyhisselam'ı görmeyi öteden beri çok istermiş. Duyduğu söz üstüne ertesi gün kocasına durumu bildirmiş ve ondan izin alarak yatsı namazına yeni camiye gitmiş. Namaz çıkışında avluda bir kenara çekilmiş ve başlamış çıkanlara dikkatli dikkatli bakmaya.
O pür dikkat çıkanları takip ederken karşısından bir yaşlı amca çıka gelmiş. "Neye bakarsın hatun?" "Dede," demiş. "Dediler ki bu camide her gece Hızır aleyhisselam görünürmüş. Onu görmeye geldim." "Peki onu görsen nasıl tanıyacaksın?" "Bilmem." "Demiş dede, o zaman buradan geçse sen onu tanıyamazsın ki." "Aa, doğru. Ben bunu nasıl da akıl edemedim dede. Bak öyleyse, sana onu nasıl tanıyacağını öğreteyim." "Olur," demiş kadın. "Arkamdaki camiyi görüyor musun?" "Evet." "Işıklarına bak. Söndü mü şimdi?" "Aa, evet söndü. Şimdi bir daha bak. Işıklar tekrar yandı mı kızım?" "Bir bakayım." "Aa, evet şimdi de yandı." "Peki öyleyse. İşte aynı böyle. Arkasında duran caminin ışıklarını olduğu yerden kıpırdamadan yakıp söndüren birisini görürsen işte o Hızır'dır. Doğru mu?" "Aa, doğru. Hay Allah razı olsun dede," demiş ve kadın beklemeye devam etmiş. Tabii herkes dağıldığı halde tarife uygun kimse çıkmamış. Bizim ablamız da mahzun eve dönmüş. Kocası sormuş, ne yaptın, gördün mü, gördün mü Hızır aleyhisselamı? "Yok," demiş, "göremedim." "Vah vah, olsun," demiş, "ya göremedim ama nasıl görülür çok iyi öğrendim," demiş. İşte böyle. Ve son bir paylaşımımız var. Bu konuyla ilgili Harun Reşit zamanında bir zabıta amiri varmış. Hızır aleyhisselamla neredeyse her gün görüşüp sohbet ediyorlarmış. Zabıta amiri bir gün bir nedenden dolayı görevinden istifa etmiş. Şöyle zahit olmak, insanlardan ayrı yaşamak, kimseyle görüşmeden tek başına ibadet halinde olmak istemiş. Fakat işin garibi, istifa ettikten sonra Hızır aleyhisselam kendisine bir gün dahi uğramaz olmuş. Allah Allah! Bu duruma çok üzülmüş. Kendine göre artık uzlete çekilmiş, daha çok ibadet ediyor. Sessizlik, sakinlik, belki gün içinde çok daha fazla görmesi gerekiyordu ona göre. Her gün sabahlara kadar Allahu Teala'ya yalvarmış, gözyaşı dökmüş, tevbe istiğfar etmiş. Bir gece rüyasında Hızır aleyhisselamı görmüş. Hemen demiş ki, "Ey vefalı dost, ben seninle devamlı olarak sohbet etmek maksadıyla o kadar dünya makamlarından istifa ettim, uzlete çekildim, yalnız başıma devamlı ibadet etmeye başladım. Gayem de belki böylece sana kavuşurum da daha çok zaman geçiririz. Halbuki o zamandan bu zamana tam tersine seninle hiç görüşemiyoruz. Beni güzel yüzüne hasret bıraktın. Acaba bunun hikmeti nedir? Ben bir kusur mu işledim?" Buna benzer sözlerle yanıp yakılarak ağlamış. Zabıta amirinin bu acınacak durumuna dayanamayan Hızır aleyhisselam şöyle demiş. "Ey aziz dostum, benim sana görünüp sohbet etmemin sebebi yaptığın ibadetler, hayır hasenatlar değildi. Senin o mühim vazifede Müslümanların işlerini hak ve adaletle idare ettiğin için sana gelip sohbet ediyordum. Halbuki sen bu kıymetli vazifeyi bırakıp Müslümanlara hizmeti terk ettin. Hatta onları adaletli olmayan birisiyle baş başa bıraktın şimdi. Sadece kendi şahsi rahatın düşüncen için bir köşeye çekildin. Kendin için ama. Kendi manevi menfaatini Müslümanlara tercih ettin. Şimdi o adaletsiz kimse, oradaki Müslümanlara zulüm ve gayrimeşru işlerle elem veriyor. Şu anda onlar sıkıntı ve üzüntü içindeler. Ve maalesef bunlara sen sebep oldun. Elbette senin şahsi menfaatinin, Müslümanların umumi menfaatleri yanında kıymeti yoktur. Çünkü uzlete çekilip abdest almayı, namaz kılmayı, oruç tutmayı, zikir etmeyi herkes yapabilir. Fakat makamıyla Müslümanlara hizmet etmeyi herkes yapamaz. İşte bunun için artık senin yanına gelemiyorum. Zabıta amiri bunları dinledikçe gözyaşları sel oluyor. Bir taraftan da çok doğru. Çok doğru diyordu.
ve birden uyanıverdi. İstifa etmekle ne büyük bir hata yaptığını anladı. Sabah olunca derhal hükümdarın huzuruna çıkıp eski vazifesini yeniden istedi. Hükümdar da anlayışla karşılayıp onu tekrar eski vazifesine tayin etti. Daha neler var neler. İnşallah anlattıklarımızı siz de beğenmişsinizdir. Her şeyin en doğrusunu Allahu Teala bilir. Bizler sadece karşımızdaki acaba Hazreti Hızır mı değil mi bunu tartıp ölçüp biçeceğimize, her insana iyi davranmaya çalışırsak, elimizden geleni yaparsak, Hızır Aleyhisselam'ı görmemiş olsak bile ahirette Allah'ın izniyle ne güzellikler göreceğiz, öyle değil mi? Kendisi hakkında bize ulaşan kaynaklara ve rivayetlere göre Hızır Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam döneminde yaşayan, kendisine ilahi bilginin, hikmetin verildiği, öğretildiği bir kişi olarak biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de isim olarak net bir buyruk yok. Kullarımızdan bir kul diye anılıyor. Ve Musa Aleyhisselam'la karşılaşan kişinin ismi hususunda ihtilaflar var. Peygamber mi, nebi mi, rasul mü veya bir veli mi? Bununla ilgili de ihtilaflar var. Dolayısıyla net bir şekilde şu veya bu dememiz mümkün değil. İsmine gelince alimler Hızır'ın lakabı olduğunu söylemişler. Alimlerin çoğunluğuna göre onun adı Belya bin Melkan. Yine alimlerin çoğunluğuna göre veli bir zat olduğu aktarılıyor. Kendisinin kıyamete kadar yaşayacağı mı, yoksa bundan belli bir zaman önce öldüğü mü, belirsizliğini koruyor. Aynı zamanda şöyle de olabilir, belli zamanlarda yaşamıştır, belki ondan sonraki asırlarda başka Allah dostları diğer zatlara görünmüş de olabilir. Yani bu konularda kesin bir bilgi olmadığı için en doğrusunu Allahu Teala bilir diyoruz. Zaten bizim için önemli olan tarihin o tozlu sayfalarındaki ayrıntılar değil, alacağımız derslerdir. Evet, evliya zatların kendisiyle görüşmesi ve ondan ders almasına da rastlıyoruz. Ve gayet tutarlı ve birçok insan tarafından onaylanan eserlerdi. Nitekim duymuşsunuzdur, velayet makamlarında bir makamın ismini de Hızır makamı olarak meşhur etmişler. Yani şunu söyleyebiliriz, sadece birkaç alimin veya veli zatın değil, binlerle ifade edilen zattan gelen menkıbeler ve hatıralar vardır. Dolayısıyla evet, Allahu Teala'nın sevdiği bir zattır. Zaten kendisinden görünen birçok olağanüstü halin sahibinin her şeyin sahibi olan Allahu Teala olduğunu biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de kendisine işaret ediliyor demiştik. Gelin onunla başlayalım. Kur'an-ı Kerim'de adı geçmemekle birlikte müfessirler tarafından Hazreti Hızır'a ait olduğu kabul edilen o Kehf suresindeki kıssayı özetle nakledelim. Musa aleyhisselam genç adamına iki denizin birleştiği yere ulaşmaya karar verdiğini söyler. Bunun üzerine beraberce yola çıkarlar. İki denizin birleştiği yere varınca yanlarına aldıkları kurutulmuş balığı bir kenarda unuturlar. Balık da canlanır ve denize atlar. Bir müddet sonra Hazreti Musa genç adamına azığını getirmesini söyler. Fakat genç adam olup biteni hatırlar ve daha önce bunu Hazreti Musa aleyhisselama bildirmeyi unuttuğu için üzüntüsünü dile getirir. Yani unuttuğunu hatırlar. Bunun üzerine Musa aleyhisselam aradıkları yerin orası olduğunu söyler ve geriye dönerler. Burada kendisine Allahu Teala tarafından rahmet ve ilim verilmiş olan salih bir kul ile karşılaşırlar. Musa aleyhisselam, sahip olduğu ilimden kendisine de öğretmesi için onunla arkadaş olmak istediğini söyler. Kur'an'ın adını bildirmediği bu kişi, iç yüzüne vakıf olamayacağı olaylar sebebiyle bu beraberliğe sabredemeyeceğini belirtir. Lakin Musa aleyhisselam ısrar edince bir şart koşar. Meydana gelecek olaylar hakkında açıklama yapmadıkça bana soru sormayacaksın. Böyle bir şartta
bulunur tamam der Musa aleyhisselam ve yolculuğa başlarlar. Bu zat önce bindikleri gemiyi deler. Arkasından bir çocuğu öldürür. Daha sonra da uğradıkları bir kasabanın halkı kendilerini misafir etmediği halde orada yıkılmak üzere olan bir duvarı düzeltir. Bu ilginç üç olayın her birinde Musa aleyhisselam o zata davranışının sebebini sorar. Arkadaşı da ben sana benimle beraber olmaya sabredemezsin demedim mi diye uyarıda bulunur. Musa aleyhisselam özür diler, yolculuğa devam etmelerini ister. O zat birinci ve ikinci olaylardan sonra Musa aleyhisselamın ricasını kabul ederse de üçüncü olayda ayrılma vaktinin geldiğini söyler. Bu arada söz konusu olaylarla ilgili olarak davranışlarının neden olduğunu anlatır, sebeplerini söyler ve bunları Allahu Teala'nın emriyle yaptığını ifade eder. Daha önceki programlarda ayrıntılarıyla paylaştığımız için merak edenler için El-Kehf suresinde 60 ve 82. ayetlerde tefsirden okuyabilirsiniz. İşte burada belirtilen salih zatın Hızır aleyhisselam olduğu söylenmiş. Her birinize en değerli sermayeniz olan zamanınızı bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Sürçülisan ettik, affola. Haftaya yeni bir programda YouTube kanalımızda buluşmak ümidiyle Allahu Teala yar ve yardımcınız olsun. Doğru yoldan ayırmasın. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden uzak eylesin. Ağır bela, ağır hastalık ve imtihanlardan muhafaza buyursun. Hayırlı yuvalar, hayırlı evlatlar, hayırlı hayat, hayırlı bir ölüm buyursun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyyine Muhammed.